Ecmain ve bihi nestaîn. Evet. Üdricet el mübârezetu ve hiye min akdemil furu'ir riyadiyyeti. Diyor, dahil edildi. Üdricet mübârezetu. Eski min akdemil furu'il riyadiyye, eski spor dallarından olan bu mübarezet şeydi, neydi bu? Güreş eskirim. Değil mi? Güreş değil mi? Güreş. Eskirim demiş, güreş. Mübareze karşılıklı şeydir, yani burada eskirim demiş Türkçesi. Normalde müsabaka, eskirim, evet. He, mübareze, evet. Bu kılıçla oynanan bir oyundur. Allah, kılıçla oynanan. Yani böyle kılıçtır ama böyle çubuk gibidir, ince, uzun böyle. Eskirim. Evet, İlal el-Amil Olimpiyeti fi Athena, Atina'daki olimpiyat oyunlarına dahil üdricet ila. Atina'daki olimpiyat oyunlarına dahil edilmiş senede 1896. Şimdi kardeşler, dikkat edeceğimiz üdricet, o Türkçe'de yüklem olarak kelimenin cümlenin sonunda gelir. Üdricet yani dahil edildi. Bakalım, en eski spor dallarından olan eskirim ilk olarak, bak burada ilk, burada ilk yoktur. İlk olarak cümlede geçmiyor. Bunu oradan dolayı elleriz. 1896 yılında Atina Olimpiyatlarına dahil edilmiştim. Eskirim en eski B şıkkı spor dallarından olup 1896 yılında Atina düzenlenen, burada da düzenlenme diye bir şey yok. Atina olimpiyatlara dair bu da yok. Bu da düzenlenen kelimesinden sonra onu şey yapıyoruz. Nedir? Ne yapıyoruz onu? Unuttum ya. He? Eliyoruz. He? Eliyoruz. He? Onu eliyoruz. Onu, konumuzun dışında. C. İlk kez, yine bu ilk kezden dolayı bu da olmuyor. 1996 yılında Atina olimpiyat oyunlarına dahil edilen eskirim, en eski spor dallarından bu hiç olmuyor. 1896 yılında Atina'da olimpiyat oyunlarına dahil edilen eskirim en eski spor dallarındandır. Sanki en uyan bu sık görünüyor. İyi de okuyalım. En eski spor dallarından olan eskirim 1896 yılında Atina'da olimpiyat oyunlarına dahil edilmiştir. Bakalım Atina'da olimpiyatına dahil edildi. Yok. Şeydir, E'dir, E. E şıkkıdır. Evet. Sanki. E daha doğrudur. E daha uygun oldu şimdi. Evet. Evet. Buyurun Mehmet Şah Hocam, buyurun. Buyurun hocam. Siz önce bunu okuyun. Ben şimdi elimde bir şey var. Tamam. لتنمية مهارة المحادثة لدى طلاب اللغة العربية لغير الناطقين بها. Yani o onunla konuşmayan, yani ana dili Arapça olmayan öğrencilerin model ya da o konuşma becerilerini geliştirmek için yumkino istikam istiratejiyeti muhtelife muhtelif çeşitli stratejilerin kullanılması mümkündür. Ve min ehemmiha, onun en önemlisi de استراتيجية لعب الأدوار التي تعد من أنشطة الاتصالية iletişim aktivitelerinden sayılan rol oynama stratejisidir. Bunun en önemlisi. Evet, ana dili Arapça olmayan öğrencilerin konuşma becerisini geliştirmek için kullanılabilecek çeşitli stratejilerden en önemlisi, iletişim aktivitelerinin başına gelen, başında gelen yok orada, şeyde geçmiyor. Bunu eleyelim. Ana dili Arapça olmayan öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek için etkili şekilde. Etkili de sanki burada yok, var mı? Evet, o da yok. Arapçayı ana dil olarak kullanmayan öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmede kullanılabilecek en etkili stratejik iletişimsel etkinliklerden biri sayılan. Biri sayılan. Yok, en önemlisi diyor. Min ehemmiha diyor. Bu da, bunu da eliyoruz.
ana dili Arapça olmayan öğrencilerin konuşma becerisini geliştirmek için en önemli iletişimsel aktivitelerden biri kabul edilen oynama stratejisi kullanılabilir. Oynama stratejisi. Rol oynama stratejisi olacak. Ana dili Arapça olmayan öğrencilerin konuşma becerisini geliştirmek için çeşitli stratejilerin kullanılması mümkün olup bunların en önemlilerinden biri iletişimsel aktivitelerden sayılan rol oynama stratejisi. Evet, bu E şıkkı uygun görünüyor bana. E, değil mi? Evet. Tamam. Şimdi sıra bende. Dur, değil mi? El-İttihadul Afriki el-lezi teessese münzu 2011 ve meqarruhu Addis Ababa ve yedummu 55 beleden Afrikiyen Afrikiyen munazzametun qariyetun yuşariku fi içtimaiya es-senevi ru'esa'ud duveli evul hukumat. Değil mi? Bu Afrika Birliği, bu 2011'de kurulan, onun karargahı da Addis Ababa'dır. Ve yedummu 55 tane beleden Afrikiyen, 55 tane Afrika ülkeleri kapsıyor. Munazzametun kariyetun, yani böyle katalı bir teşkilattır. Yani katasal teşkilattır. Yuşariku fi içtimaiha es-senevi, yani yıllık toplantısına katılan katılıyorlar. Ru'esa'u'd-duveli, ülkeler başkanları. Evul hukumati ve hükümet. Şimdi bakalım. Burada 2011 yılında Addis Ababa'da kurulan Afrika Birliği Afrika kıtasından 55 devlet kapsayan, 55 devleti kapsayan ve yıllık toplantılarına devlet ya da hükümet başkanlarının katıldığı bölgesel bir teşkilattır. Bu normaldir bence. Ama öbürlere de bakalım. Bu bir kelimeyle elleyebilirsiniz. Ne? Bölgesel kelimesiyle ellersin. Çünkü munazzametun kariye dedi, kıtasal dedi. Kıtasal. Evet. 55 Afrika ülkesinin katılmasıyla 2011 yılında kurulan Addis Ababa merkezi kıtasal bir teşkilat olan Afrika Birliği'nin yıllık olan toplantılarına devlet ya da hükümet başkanları katılmaktadır. Bu nasıl? İki şeyden elleniyor. Ben size bırakayım. İki şeyden elleniyor hocam. Birisi bu katılı ülkesinin katılımıyla o yok. İkincisi olağan toplantıları. Olağan. Bu iki kelimeyle elleniyor. Evet. 2011 yılında bölgesel bir teşkilat olarak kurulan Afrika Birliği'nin genel merkezi olan Addis Ababa 55 üye ülkenin devlet ya da hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleşen yıllık toplantılara ev sahipliği yapmaktadır. Ev sahipliği yapmakta yoktur. Bu çok şey yok. Bu 3-4 günden yok. Evet. Bu tamam elleniyor. 2011 yılında kurulan merkezi Addis Ababa olan ve 55 Afrika ülkesini kapsayan Afrika Birliği yıllık toplantılarına devlet ya da hükümet başkanlarının katıldığı kıtasal bir teşkilattır. Bu güzeldi. Evet. Bu güzeldi. Evet. 2011 yılında 55 Afrika ülkesi tarafından kıtasal bir teşkilat olarak kurulan Addis Ababa merkezli Afrika Birliği'nin yıllık toplantılarına devlet ya da hükümet başkanları katılır. Bu sanki hepsinden uygundur. Bu deden de uygundur. Evet. Evet. Yok ya. Niye diyeceksin? Niye? Çünkü bak
O dedi ki kıtasal bir teşkilattır, cümlenin sonuna getirdiği. Halbuki cümlenin sonunda başkanları katılır var. Yani bir bak Arapçaya. Selam. Sen iyice bak. Daha uygun. Ha, iyice bak ama doğru şık dedir ha. Sana söyleyeyim. Ne? Doğru şık dedir de. Niye? Dur bakayım yine bakayım. Bence hani itadır kumet itersen Addis Baba ve yaddummu hamsa kanun bedenek bin muhanna kan yuşar gün fi içtimaiha. Hemen münasebe bak. Kari yatındır. Zaten ders yakında var. Orada yok mu katasal? Orada var ama bu 55 Afrika ülkesi tarafından kıtasal diyor. Yani onlar tarafından tamam. O bak o tarafından gelmez dedi. O olmadı. Diğerleri evet. Çoğu uydu. Tamam. Tamam. Derdir. Evet buyurun. Doğru. Doğrudur. 40 kaçtı? 40? 5. 45. Ha, aşağıya gittim. Ben yukarıya gittim. Tamam. Evet. İndammet Resul Heymeti. Evet, Resul-i Heyme bir yerdir, katıldı. Elleti o Resul-i Heyme ki, tak'u fi aksa cenubi şubi cezire-til Arab. Arap Yarımadası'nın güneyinin en uzağına düşen Resul-i Heyme katıldı. İndammet. Ve yablugu tuğle sahiliha. Niye? Ve yablugu tuğle diyorsun? Ve yablugu tuğlu. Evet. Ve bunu tulu sahiliha 64 kilometre. Sahil uzunluğu 64 kilometreye ulaşıyor. İndamme o Resul-i Heyme kime katıldı? İla devletil imaratil arabiyetil mütehide. Arap Birleşik Emirlikleri'nin ülkesine katıldı. Senete 1972 yılında bu 1972 yılında sahili 64 kilometre uzunluğuna varan Arap Yarımadası'na uzağına en uzağına düşen Resul-i Heyme Arap Yarımadası'na katıldı. Neyse bakalım. Evet. Arap Yarımadası'nın en güneyinde evet yer alan ve sahil uzunluğu 64 kilometreye ulaşan Resul-i Heyme 1972 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Devleti'ne katılmıştır. Bu sanki hoş görünüyor, güzel görünüyor. Ve 1972 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin devletine katılmış olan 64 kilometrelik bir sahil uzunluğuna sahip olan Resul-i Heyme Arap Yarımadası'nın en güneyinde yer alır. Bu hiç olmaz. Cümleler karıştı. Birleşik Arap Emirlikleri devletine katılımı, bu katılımı diye bir şey yok. Gerçekleşen 72 yılında gerçekleşen Resul-i Heyme Arap Yarımadası'nın en güneyinde yer almakla birlikte bir sürü ekleme getirdi. 64 kilometre bir sahil uzunluğuna sahiptir. Bu da olmaz. Arap Yarımadası'nın güneyinde yer alan ve Birleşik Arap Emirlikleri Devleti'ne 1972 yılında katılan Resul-i Heyme'nin sahil uzunluğu 64 kilometredir. Bu da olmaz. Çünkü en yakın demediği orada dedi ya en uzak pardon. En uzak fi aksa. En uzak demiyorum. Aksa cenub yani en güney. Burası. En güney pardon en güney. Hem Arap Yarımadası'nın güneyinde yer alan hem de sahil uzunluğu 64 kilometre olan Resul-i Heyme 72 yılından sonra Birleşik Arap Emirlikleri Devleti'ne kadar bu da sonra falan yok. Demek ki doğru cevabımız A şıkkıdır. Evet. Evet. Buyurun. Meşah hocam buyurun. لقد ألف المقريزي وهو من أصل لبناني ولد في القاهرة وكان من أشهر المؤرخي عصره عدة كتب لقد ألف عدة كتب يعني ألف يكلمدر مقريزي ده bizim öznedir. Şimdi birçok kitap yazmıştır. A'da var, B'de var. Çok sayıdaki D'de var. E'de yok. A, B, D'ye bakacak. A şıkkında Kahire'de doğmasına rağmen rağmendir sanki yoktur. Lübnan asılı olan El-Makridi dönemin en ünlü tarihçilerinden olmasıyla birlikte. Yani bu cümle oturmadı tam. Kahire'de doğan ve Lübnan asılı olan El-Makridi yaşadığı dönemin en meşhur tarihi olaylarını. Bu da. Tarihi olayları yok orada. Tarihçi. Doğru. Kendi olarak. D şıkkına bakalım. Lübnan asılı olup Kahire'de dünyaya gelen ve döneminin
en ünlü tarihçilerinden olan El-Makridi çok sayıda kitap yazmıştır. Bu güzel oturuyor. Evet, evet. Ne güzel. Tamam. Evet. Doğru. Kullu senetin, değil mi? Evet. Yasımeti Katar, El-Dawha, tunazzamu El-Müsabakatü Duveliye لجمال الغي العربي الأصيلة ضمن المهرجان الدولي للفروسية. Her sene Katar'ın başkenti Doha'da tunazzamu, yani tunazzamu kullu sene fi aşma, bu tunazzamu fiildir. Yani böyle düzenleniyor. El müsabakatü duveliye, uluslararası yarışma, لجمال الغي العربي الأصيلة, asil Arap atların güzelliği için. Ha, işte tunazzamu ne düzenleniyor? Tunazzamu müsabakatu dımn el meherecanü duveliyin el furusiye. Bu atçılık, yani binicilik uluslararası festival çerçevesinde bu düzenleniyor. Değil mi? Şimdi bakalım. Uluslararası, evet, bir dakika. Uluslararası Atçılık Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Asil Arap Atı Güzellik Yarışması her yıl Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek. Ne mi? Düzenleniyor ya. Düzenlenecek. Yoktur burada. Evet. Bakalım. Olmaz. Zaten düzenleniyor C'de ve E'de var. Değil mi? Düzenlenecek. D'de de düzenlenecektir. Düzenleniyor, C'de var. Ondan sonra düzenleniyor, evet. Doğru mu? Evet. Bakalım. Katar, C'ye bakalım. Katar'ın başkenti Doha'da her yıl Uluslararası Atçılık Festivali kapsamında Uluslararası Asil Arap Atı Güzellik Yarışması düzenleniyor. Bu normaldir. Neresini okudun? C'yi okudun. C. Şimdi E bakalım. Doha'da her yıl, ama Katar'ın başkenti demedi ya. Doha'da her yıl Uluslararası Atçılık Festivali kapsamında Katar Uluslararası Asil Arap mı? Katar oraya attı. Asil Arap Atı Güzellik Yarışması düzenleniyor. Yani C E'den daha güzel oturuyor, değil mi? Yok, C sanki olmuyor. Olmuyor. Niye? Çünkü C iki defa her yıl uluslararası diyor. Bakalım orada iki defa uluslararası var mı? Seyda. C'de mi? Geçiyor. Dur bakalım. Katar'ın başkenti Doha'da. Var. İki defa var. Tamam. El Müsabakatü Devliye. Doğru. Bir de El Mehrecanü Devliye. Evet. Tamam. C güzeldi. Buyurun. Hemen sonra sizden. Buyurun Kadri Hocam, sıra sende. Sıra benim. Evet. Modern Arap Edebiyatı'nın öncülerinden olan Lübnanlı Süleyman el-Bustani, Ömer Rus'un İlyadası'nı manzum olarak Arapça'ya çevirip şerhini de yapmıştır. Evet. Lekad Kame Süleyman Bustani Lübnani. Lübnanlı Süleyman Bustani yapmış. وهو من قادة التاليعة الأدب العربي. Aynı zamanda modern Arap hadis, modern Arap edebiyatının öncülerinden olan قادة التاليعة. Evet. بتعريف الإلياذة لهوميروس. هوميروس'un İlyadası'nı şiiren ve şerhen mufassalen, İlyada manzum olarak Arapçaya çevirip şerhini de yapmıştır. Burada mufassal diyor, bu olmaz. Şerhan mufassalan yok. Yani, bir şey, doğru. Detaylı yok. Doğru. Evet, bunu ne diyelim. Süleyman Bustani, Kaidul Arabi, Adebil Arabi, Hadisi Lübnani, vellezi tercemel el-yazete humaruz ilel arabiyeti ve adaf ile şerhan vafiyen eyden. Burada şerhan vafiyen de yok. Bu hiç olmaz. Adafı ekledi. Terceme, ondan sonra bunlar olmadığı için bu olmaz. Terceme pardon dedim. Eyden, edafe, bu kelimeler yok. C. Lekad terceme Süleyman el-Bustani. Evet. Amidun nahdetil
edebiyat. Bu hiç olmadı. Edebiyat kalkınmasının şeyi, dekanı. Dekan yok. Hadise Lübnan, Melhamete Homeros. Homeros savaşını hikayesini, bu hiç olmaz. Evet, de Tercüme Süleymanul Bostani el-Lübnani ve min ruvadil edebil arabi hadis modern Arap edebiyat öncülerinden olan evet Tercüme İlyas ette Homeros ile Homeros'un İlyas'ını tercüme etti ile Arabiyeti şiiren manzum olarak şiirini Arapça tercüme etti ve kâme bi şerhiha eyden ile manzum olan Arapça şerhini de yapmıştır. Evet, sanki bu daha uygun görünüyor. Biz ayet de bakalım. İnne Süleymanul Bostani Lübnani ahadul eymetil adamurvi Arap edebiyatının liderlerinden olan. Bu kâme bi nakli şerhli yazı ilazı açıklamasının nakletmesi. Bu hiç olmaz. El manzum etti ile lügatil arabiyye. Doğru olan evet. D değil mi? Evet, D. Tamam. Demişah hocam buyurun. Dünya Bankası bazı ülkeler. Sesin gitti. Geride olduğuna, işsizlik sorunu ve diğer ekonomik sıkıntılarla başa çıkmak için acil reformlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Hazara al-Bank al-Duali min anna mustawa al-ta'lim fi ba'd al-duwal muhtarifa muqaranatan bil manatiq al-ukhra fil alam. Muhtarifa değil. Mesela muhtarifa okudun ama mutahallifin. Mutahallif. Pardon. Yani fark var. Muhtarifin, mutahallifin. Geride olduğunu, mutahallif. O zaten karşılığın diğerlerinin geride olduğunu. Evet, mutahallif. ويحتاج إلى إصلاحات عاجلة لمواجهة مشكلة البطالة وغيرها من التحديات الاقتصادية. Yani diğer bölgelerle karşılaştığında geride olduğuna, yani Dünya Bankası bazı bölgelerin eğitimsel anlamda diğer bölgelerden geri kaldığına ve acil ekonomik sıkıntılar ve diğer işsizlik sorunlarına karşılaşmada acil reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Evet. O fena değil sanki, bilmiyorum. Evet. Şimdi bak, burada bir şeyden dolayı eleniyor. Tahadiyat meydan okuma, ekonomik meydan okuma. Dolayısıyla... Tahadiyat yok sıkıntı. He? Senin sesin gidiyor Meşam hocam. Tamam, senin sesin bazen kesiliyor ha. Evet, o tahadiyat olmadığı için sanki elleniyor. Buyur. Tahadiyat diğerlerinde de var hocam. Hepsinde var. Tahadiyat var mı? Evet. Tahadiyat, sıkıntı anlamı da var hocam. Dürene, bakın diğerine de. Ha, o zaman tahadiyat başa çıkma manasına getirmiş, tamam. Evet. البنك الدولي حذر من أن مستوى التعليم في الشرق الأوسط وأورطا دوغو ديو بنا أريالم حذر البنك الدولي من أن مستوى التعليم بعد الدول مرتفع بنا يكسك ديو بنا أريالس البنك الدولي أعلن إيرانة ديو بنا أريالس بنا حذر البنك الدولي من أن مستوى التعليم في بعد الدول مختلف Şimdi evet, muhtelifin zaten değil ki, mütehallifin değil. Muhtelifin farkıydı. Bu da evet. Ha. Bak burada işte şaşırtmış muhtelifin. Şimdi mesela muhtelifin ülkelerle. Ama diğer bölgelerle diyor, ülke değil. Zaten bunu da eriyoruz, A şıkkı güzel hatırlıyoruz. Memeşah hocam, bak E'de muhtelifindir. Ondan sonra D'de muhtelifindir. Değil mi? Bu da muhtelifindir D'de abi. Mi? Yok D'de. Evet, muhtelif. Aa, bak muhtelifin zaten olmuyor ha. Hem D'de muhtelif hem E'de muhtelif var. Muhtelifindir ha. A ile B'de mütehalliftir, diğerler muhtelif. Aa, muhtelifin. Evet. Zaten orada da bir elleme var ha. Tamam, evet. Adım. Evet, şimdi 50'yi okuyoruz değil mi? Evet. Bir dakika. Evet. 11. ve 12. yüzyıllarda barutu icat eden Çinliler bunu önce ateşli oyunlarda sonra da savaşlarda kullanmışlardı. Değil mi? Evet. الصينيون الذين اخترعوا البارود في القرنين الحادي عشر والثاني عشر
o Çinliler ki barudu 11 ve 12. yüzyılda icat ettikleri istihdamuhu evvelen fi el'abin nariye. İlk önce onları ateşli oyunlarda kullandılar. Sümme fil hurubi. Sonra savaşlarda. Burada nasıldır bu? Bu uyuyor biraz. Uyuyor. Uyuyor mu? He. Evet. Öbürlere bakalım. As-Siniyun hümellezine ibtekaru el-barude. Çinliler şeyden Çinliler ki Çinlilerdir bunlar. Barudu icat eden Çinlilerdir. O Çinliler ki barudu icat eden. Bak fark var. A ve B'nin arasında. Fil karneyl hadi aşer ve sani aşer li yestakdimu fil el'abin nariye vel hurubi. Bu da olmuyor zaten. Yani hem ateşli oyunlarda ve hem de savaşlarda kullanmak için yaptılar. Değil öyle. Önce bunu, sonra bunu, B'de yok. İstakdamı seniyune el barude ve hem evvelil muhtari'ine lehum. Çinliler barudu kullandılar ama onu ilk icat edenler de onlardı. Şeyde öyle değildi ha. Türkçe metninde öyle değildi. Fil el'abi nariye ve hem evvelil muhtari'ine lehum fil el'abi nariye. Yani tabi yani kullandılar bu istakdamı esniyune fi o istakdamıya bağlıdır. Kullandılar ateşli oyunlarda ve hurubi savaşlarda fil karneyi hadi aşer ve sani aşer. 11 ve 12. yüzyılda. İktara'a esiniyune el barude. Çinliler barude icat ettiler. Fil karneyi hadi aşer ve sani aşer. 11 ve 12. yüzyılda. Fes'amaluhu fil el'amin nariye. Min ciheti. Bir yönde ateşli oyunlarda ve hurub min ciheti saniye. Bir yönde de savaşlarda değil. O bir yönde, iki yönde öyle yoktu. لقد تم اختراع البارود على يد الصينيين في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر. Bu yani Çinlilerin eliyle barudu icat etmesi tamamlandı 11 ve 12. yüzyıllarda. Deme ki edatin fil el'abin nariye vel hurubi. Onu ateşli oyunlarda ve savaşlarda bir alet olarak kullanmak için. En doğru olan A oturuyor. Evet, odur, doğru. Tamam, buyurun, 51. Evet, yeni kanıtlar görülandın bugün gördüğümüzle karşılaştırıldığında bir zamanlar yeni kanıtlar görülandın bugün görülandın bugün gördüğümüzle karşılaştırıldığında bir zamanlar daha sıcak ve daha yeşil bir yer olduğunu göstermektedir. Azharat ba'dul edinetil celide. Bak bazı dedi mi hemen onu eliyoruz. Çünkü yeni kanıtlar dedi. Demedi bazı kanıtlar. Kanet zate yevmi mekanen ekser definen ve fudreten mimma nudrikuhul yam. Evet. Bunu eleyelim. B. Tuşiru edinetun cedidetun. Yeni deliller işaret eder. Orada yeni yok. Yeni kanıtlar. Tuşiru işaret ediyor. Burada işaret ediyor yok. Yeni kanıtlar yetişimin olduğunu göstermektedir. Olduğunu göstermekte azhara diyecek. Evet. Bu tüşiru da eliyoruz. İşaret ediyor. Hem de fiil-i muzari. Göstermektedir. Fiil-i madi olacak. Unake edilletun kaviyyetun. Kaviyyetun. Göçlü kanıtlar. Bu da eleyelim. De tekşifu edilletul hadisetu. Keşfediyor diye bir şey yok. Tekşifu. Göstermektedir. Keşfet neticetul bahsin ahir son inceleme sonucu keşfetti ana Greenland Greenland kanet ekstra cefafen bu zaten kurak falan geçmedi bu kanet bir manaranın gönlümüze karşılattığında dur bakalım sanki bu uyuyor dur daha sıcak ve daha bir yeşil sıcak bu yeşilden bahsediyor o zaman ezaret bak önce dediğine kanet zaten yomin mekanın ekseri defnen daha sıcak ve hudreten nüdük ölü yavm. Yani bir gün idrak ettiğimizi gördüğümüzde daha sıcak, daha yeşil bir yer olduğunu göstermektedir. Evet. Azaret ba'de. O ba'de onu çıkaralım. Yeni kanıtlar onu gitti. Bu eye bakalım. Keşfet neticetül bahsi. Burada bir araştırma neticesi bu da yok. Bunu da eleyelim. De yine de tekşifle diletül hadisetü
yeni deliller ene bunun kanat ekseri cefafen. Yani burada kurak, kurak o da geçiyor. C'ye geçelim. Buna diletun kaviyetun bunu da geçelim. Sanki B uygundur. Yani B de tam oturmuyor ama yani B demişlerdir ama. Evet evet. Ben tam oturuyorum. Gibi, oturuyor mu? Şöylelik göstermektedir. Neye devam edelim Şah Hocam? Evet. Göstermek işarettir yani tuşuyla. Ne? Neyin mi? Ya, ha, evet, tamam. Tamam doğrudur. Ama gerek ki işaret diyecekti. Yani işaret yo, ediyor. Edil ya işaret ediyor. Gerek ki işaret diyecek. Ediletun manası değil mi? He? Ediletun manası değil mi? Tamam. Ben diyorum ki işaret fiili madi getirmesi lazım diyor. Onu demek istiyorum. Hayır, göstermektedir diyor. Evet. Tamam. Göstermektedir. Mezari mi fiildir? Bir okuyalım. Tüşirü edinetun cedidetun yani kanıtlar göster. İlâ enne garilan, gorilan, kanet zat teyumin mekanen ekser edepnen. Bir günde hudreten, daha fazla sıcak ve daha yeşil bir yer. Mukaraneten bir manar alıyorum. Günümüzdekiyle karşılaştırıldığında, bugün gününle karşılaştırıldığında evet, işte bu en uygun bu görünüyor. Ben. Tamam. Buyurun Şah Hocam. 5000 yıl önce ölmüş bir adamın kalıntılarını inceleyen bazı bilim insanları bu kişinin tarihteki ilk veba kurbanı olduğunu iddia ettiler. Bazı bilim insanları faildir, öznedir, iddia ettiler, yüklem. Aynen. Zâme ba'dul ulema illezîne kâmû bi tedkîhî rufâtir recul. Yani bir adamın, ölmüş bir adamın diyor kalıntılarını üzerinde iddia ettiler. قَدْ مَاتَ بِسَبَبِ تَعُونَ yani taun sebebiyle ölmüş olan. Hı hı. Ama bu ölmüş olan ona sıfat yaptı. Bu değil. Çünkü diyor ki onlar 5000 yıl önce olduğunu iddia ettiler diyor. Bu sanki tam unutmuyor. اَنَّهُ عَاشَ قَبْلَ خَمْسَةِ اَرَافِ سَنَةِ بِتَحْدِيدِ yani kesinlikle 5000 yıl önce olduğunu söyledi. Bu oturmuyor. Bir de burada şey diyor. Mehmet Şah Hoca dediğin doğru. Ya. Bir de şey diyor. Bugün tarihteki ilk veba. O cümle de yok ha. Tabii o da yok. Zâhemel ulema ba'da dirâseti cüsseti recul mâta qabla khamsete alâf sene yani 5000 yıl önce ölmüş olan bir adamın cüssesini araştırdıktan sonra iddia ettiler. Ennehu evvelu min men usîbe bitta'un fit tarih. Yani tarihte ta'una yakalanmış olan ilk kişi olduğunu iddia ettiler. Bu da oluyor mu? Ama burada kalıntı yok sanki. Kalıntılı. Bu da cüsse dedi. Doğru. Evet. Cüsse var ama zâme ba'dul ulema illezîne derasû rufâtir recul kad tûfiye kabla 5000 sene yani 5000 yıl önce ölmüş olan, ölmüş olabilen burada kad tûfiye olabilen enne hâzâ şahs evvele dehâye ta'ûn fî tarihte veba kurbanı olan olduğunu iddia ettiler. Bu güzel oturuyor sanki. Evet, bu güzeldi. Evet. D'de iddia fariku min al-ulama. Yani bilim adamlarından bir grup diyor. Grup yok sanki burada. Tabii. Onu eleyelim. E şıkkını iddia ulama alimler iddia ettiler. Deretun ba'du rufati vel cüses. Bazı cesetlerde ve o ölmüş kalan. Bu yoktu sanki ya. Ceset yoktu. Ceset yoktu evet. Evet. Eriyoruz. C şıkkı diyelim. C. Evet. Bir tane sorumuz kaldı. Onu da yapalım. Teknoloji insanoğlunun ihtiyaçlarına uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin tümüdür. Yani teknolojiyi tarif ediyor. Teknoloji nedir? Böyle bu şeylerdir. Değil mi? Bilgi ve becerilerin tümüdür yüklem. Tümüdür. Kullül maharati vel ulumi. Kullül maharati vel ulumi lazime li sun'i ev intajil alati vel edevat. Tüm maharetle ve gereken ilimle li sun'i yapması ev intajil alati ve aletlerin icat etmesi ve edevati elleti onlar ki tünasibül insanı insana uygun olan
Maye değildir illa cüz-ü ilmiye teknoloji. O teknolojinin bir parçasıdır. Ama bize değil teknolojidir. Bu teknolojidir. Ne bir parçası diye bir şey yoktur. Parça yoktur. Aa, bir de istisna der bir şey yoktur. Teknolojiye nedir? Hiye ma yunasibu ihtiyacatın insani. Biz dersi, ben hemen bir dakika geliyorum. Evet. Teknolojiye hiye ma yunasibu ihtiyacatın insani. Teknolojiye insanın ihtiyaçlarına uygun şeydir. Minel alati aletlerden ve edavati edavalarından elleti yecibu intaj var. Onlar ki öğretilmesi gereken av sun'i yapması vufkan liyazın ihtiyacı. İşte bu ihtiyaçlara uygun olarak. Aa, uyumlu olarak. İnne sun inne sanaate ev intaj el edavati vel vesail lazimeti li insani. İnsan için gereken araçları, aletlerin öğretilmesi ve yapması bunlar la yetumu illa arrama yusamma bi teknoloji. Ancak bu teknoloji yoluyla tamamlanır. Ev il ma'rifeti veya bilgiyle. Teknolojiye hiye kullul ma'rifeti. Bak, kullu burada var ya. Tümü. Kullu hiçbir yerde yok ha. Değil mi? Teknolojiye hiye kullul ma'rifeti vel maharati lazimeti. O gereken tüm maharetler ve veriler. Evet. Lissun'i ev intajil edavati vel vesail musa'adeti leti. Tünasibu ihtiyacıdır insanı. İnsanın ihtiyaçlarına münasip yardımlar, araçlar ve edevatların yapması ve öğretilmesidir. Bu güzeldir. Değil mi? Evet. Hangisi? Hangisi? De. Etteknolojiya hiye kullul ma'rifeti. Vel khibratil lazimetil insani. Teknolojiya tüm bilgiler ve gereken uzmanlıklar insan için. Ama insan için değil ya. Min ecli sun'i ev intajil alati vel edavatil nasibeti lehu. Ona uygun alet, edavatların öğretilmesi ve yapması için. Ama doğru olan vallahu alem dedi. Değil mi? Değil mi? Yeni çabuk durlar. Sen 5 dakikada oradadır, ben dersteyim. Şimdi nasıl, ne dediniz? Bana göre dedi. Görele bakalım. Onun yaz öğretmeniz gerekli bilgi ve becerilerin tümüdür. Dur bakalım. Doğrudur. Aynen. Tamam.